böyle yürürken ne alacaksın bana dedim. Ne istiyorsan dedi. Çok özür dilerim. Ben bakayım. Açıklar olmuş. Kanka bak. Evet, devam edelim. Evet, ne alacağım? Ne istiyorsan hayatım yani. Yani kameralar açık diye bunu deme bak. Yok canım yani. Hani kapandıktan sonra gizli hiç çekim. Hiç problem değil, ne istiyorsan alırım. İç bir kalın da bir kriz var sanırım. Yok aldım. Yok aldı, 14 Şubat'ta hediyemi aldım da yani ben öyle şey... Yani 17 Şubat hani 17 Şubat, şımarıklık olsun yani. Hazır pırlantacılara falan da sus sus sorma. Yalnız her şey o kadar pahalandı ki yani şaka bir yana artık alışveriş bile yapmak çok zor haline geldi. Çok seviyor musun böyle tabii ki falan? Ben ayakkabı düşkünüyüm. Ayakkabı delisiyim diyebilirim. Ama onun dışında öyle çok çanta falan değil. Takıya çok meraklı mıyım Nilda? Çok. Şimdi az önceki sohbetten Betek Hanım zor mudur böyle istekleri olur mu? Yok öyle ama özel günlerde ister yani. İsterim. Hiç atladığımız olmuyor. Yok. Mümkün değil. Nasıl atlayacaksın? Yok özel günlerde isterim. Öyle şey hani evlendik sevgililer günü kutlanır mı ya falan öyle bir şey duyarsam olmaz. Biraz korkutmuşsunuz mu? Tabii ki tabii ki. Ben onu 16 yaşındaydım korkuttuğumda. İlk korkuttum. Tabii. Bir korktum, bir korktum. Asper kadar çok yandım, bir şey oldu, unuttu tepkiniz ne oldu? Unutturmaz ki. Boşanırım hemen. O derece. Hemen boşanırım, bak biliyor hemen. Hayata bir kere geldik. Yok hiç valla. Peki siz öyle misiniz? Siz çok dikkat eder misiniz? Abi şey yok. Jesti büyüğünü yapıyorum ama doğru. Jesti büyüğünü yapıyorum ona. Önümüzdeki hafta klip çekiminde oynayacağım. Bak sürprizim büyüyor bu işte. Bir de bedava diyorsunuz. Bak biraz önce ne dedim? Hayat çok pahalandı. Şimdi oyunculara o parayı vereceğime dedim ki ya zaten hani kocam yakışıklı, evet. Boylu poslu adam. Estağfurullah evet demek. Evet yani. Akmet'in dedi bir de bedavayı da getirirsin. Bedava oynatacağım yani ne yapalım. Şimdi yeni tabi proje albüm yaptı Fetek Arabesk'te. 1 Mart'ta da bir tane daha yeni şarkısı çıkacak. Onun klibini de bu hafta çarşamba günü çekeceğiz. Ses nasıl? Bomba. Hangi şarkı? Çok serserim benim şarkısını tekrar yorumladım ben. Sevgili Aşkın Nur Yengi de yorumlamıştı biliyorsunuz. Bakalım bir de benden dinlesinler. İnşallah beğenirler. Güzel bir proje oldu. Şeyi merak ediyorum. Hani kamera karşısında bakışlar ne olacak? Çalışmıyor da. Yaptım. Senaryo yazılmıştır. Yaptı. Hepsini stresliyim. Yaptı. Hani oynayamazsa ne yapacağız? Orada da bir ceza keseceksiniz. Yani oynayamazsa bakalım oyunculukta kaç puan alacak? Eli çok maşalı gördüm sizi şu anda. Ben öyle çok değil. Hayat beni çok değiştirdi. Hadi gidelim biz. Teşekkür tutmayalım ediyoruz arkadaşlar. Aslında güzel. Hayat değiştirdi. Ne oldu da değiştirdi. Hayat değiştirdi. Hayat. Yani zaman ilerliyor. Kafa yapısı evet. Değişiyor. Herkesin düşünceleri farklılaşıyor. O yüzden biz de değişiyoruz. Geçen sene düşündüklerimizi, sevdiklerimizi bu sene sevmiyoruz. Saçma gelebiliyor. Ben özel günlere değer veriyorum. Ve değer gördüğüm yerde de yaşıyorum. Değer görmediğimi anladığım anda zaten ya ülke değiştiriyorum ya böyle hani değişik. Betek Hanım bu son günlerin gündemini soralım. Bir dans, bir dizinin fragmanı çıktı, fragmanla ortalığı yıkıldı. Pavyon'un tuturuyor. Mesela evet. Bir şey. Siz de mesleğinizin ilk yıllarında böyle kliplerinizde çok güzel danslar ederek evet. Bir yerlere geldiniz. Başlangıçta siz nasıl bakıyorsunuz? Yani şimdi yani bu kadar böyle hani genç kızların gözüne sokarak hani beğeni yapılması evet kötü. Çünkü hani pavyonda çalışan birçok hanım var ve birçok hayat hikayesi de var. Acı hayat hikayeleri de var. Proje güzel bir proje evet. Yılmaz Erdoğan'ın projesi çok güzel bir proje. Fakat bir taraftan da özendirmemek gerekiyor. Genç kızları ne kadar güzel bir yermiş bu dedirtmemek gerekiyor. Çünkü pavyondan sevgili Mehtap'ın açıklamalarında zaten bu ne kadar kötü bir özendiricilik. O kızlar neler yaşıyor oralardan çıkmak için. Kendisi de dedi. Ben de böyle düşünüyorum. Aynen. Ben de böyle düşünüyorum. Özendirmemek lazım. Erkekte estetik konusu var. Vallahi ben estetiğe karşı değilim. Ben söylüyorum botoks yaptıralım diye ama. Ben karşıyım. Yok ben. Bu istemiyor. İstemiyorum. Kim vardı? Mustafa Sandal'da mı vardı eski? Kimde vardı? Mustafa Sandal'da var, Rafet Erroman'da var. Ama onlar sanatçı. Onlar sanatçı. Ben sanatçı değilim. Ben iş adamıyım.
Önümüzdeki hafta oyunculukları var. Ama sen oyunculuğa başlıyorsun Nida. Ya bir sahnede olacağız işte. Elimizden o üçlünün yanına seni koyacağız dörtlü olarak estetikte. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin.